Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Hanım, hürmetli ve aziz dostlar. Kardeş ülkede. Kardeş ülkede yeniden olmağımdan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevimi salamlarını getirmişim. Teknofest Festivali Bakı'da geçirilmiştir ve aziz kardeşimle beraber biz Teknofest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir de bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş ülkelerdir. Aynı zamanda 2 yıl bundan önce Şuşa Beyannamesi'nin imzalamasıyla Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir, Türk dünyasının aziz şehridir. Ve Şuşa'nın işgaldan azat edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü berpa etmiştir. Türkiye, onun Cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daim bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikalara kadar aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıklamaları, onun mesajları bir manalı Azerbaycan'ı desteklemişti. O söylemiştir ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bize elave güç verdi, elave ruh verdi. Türkiye son 20 yıl ərzində büyük ve şerefli yol geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş. Bizim bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin garantörüdür. Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesi işinde çok büyük rol oynuyor. Geçen ay Ankara'da geçirilmiş Türk devletlerinin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim ümumi dayanışmamızı bildirmiştir. Türk dünyasının büyük coğrafyası var, büyük potansiyeli var, büyük tabii kaynakları var, büyük harbi gücü var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hizmetleri vardır. Bugün Türkiye, Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezi. Ve günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artır. Türkiye'nin güçlü sanayisi hem Türkiye'ni güçlendirir hem Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirir. Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'ni hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir. Bugün Teknofest'te iştirak ederken Teknofest'in kurucusu aziz kardeşimiz Selçuk Bayraktar'ın hizmetlerini de kaydetmek isterdim. Selçuk Bey Azerbaycan'da defalarla olmuş, o cümleden azat edilmiş torpaqlarda, Şuşa'da ve son gelişinde bu ayın evvelinde, Nisan'ın 3'ünde
Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacaktır. Selçuk Bey Bakı'da olarken bana Kızıl Elma'nın bir maketini hediye etti. Ben fırsattan istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum ve ümit ederim ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. Kızıl Elma havada, Altay ve Tok guruda, Anadolu denizde, bugünkü Türkiye budur. Bir neçe günden sonra Azerbaycan halkı, Çağdaş Azerbaycan Devleti'nin banisi kurucusu Heydər Əliyevin 100 illiğini qeyd edecek. Heydər Əliyev demiştir, Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, ecdadlarımızın ruhu şad. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerdedir. Ve atam demişken bir millet, iki devlet, əlavə etmək istəyirəm, bir yumruq. Mən bu sene üçüncü dəfə qardaş ölkəyə səfər edirəm. Şubat ayında olmuşam, Mart ayında olmuşam. Bugün buradayım. Əziz qardaşım, sıra sizdə. Biz sizi bəkləyirik. Bütün Azərbaycan xalqı sizi bəkləyir. Sizi öpür, qucaqlayır, sizə öz saygı və sevgisini çatdırır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir. Azərbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Yüksek müsaadeleriyle sahnede bizimle birlikte kalmalarını rica ediyoruz efendim. Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hitap etmek üzere kürsüye geliyorlar efendim.